Avrupa Uzay Ajansı ESA, Solar Orbiter misyonu kapsamında bir ilke imza atarak Güneş'in kutup bölgelerini inceleyecek. Aynı zamanda manyetik aktiviteleri de yakından gözlemleyecek. Amaç bize en yakın yıldızın onlarca yıldır merak uyandıran iç yapısı ve çalışma sisteminin anlaşılması. Solar Orbiter 2020 yılında başlayacak bir misyon. Ana hedef Güneş'e yaklaşmak. Yüksek çözünürlüklü teleskoplarla daha önce olduğundan çok daha fazla yaklaşmak ve sadece yaklaşmak değil ayrıca ekliptik düzlemden de çıkmak ki bu sayede kutup bölgelerini de yakından gözlemleyebiliriz. Şu anda kutupların nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Kutupları anlamak bize Güneş'in faaliyetlerini ve bizi burada dünyada etkileyen her şeyi anlamamızda yardımcı olacaktır. Bilim insanları kutupların incelenmesi sayesinde hem manyetik alanın hem de Güneş'teki hava olaylarına nelerin yol açtığını anlamayı da hedefliyor. Dünyayı etkileyen büyük güneş fırtınaları çok sık yaşanmıyor ama yaşanması durumunda büyük zarara yol açabilirler. Güneş fırtınaları mobil iletişimi, kısa devre bilgisayar sistemlerini ve hatta tüm elektrik şebekelerini çökertebilir. Böyle bir etkinin bilinen en iyi örneği 1989 yılında Kanada'nın Quebec eyaletinde yaşanmıştı. Meydana gelen jeomanyetik güneş fırtınası sonucu elektrik şebekeleri çökmüş ve 6 milyondan fazla insanı 9 saat boyunca karanlıkta bırakmıştı. Meydana gelebilecek pek çok etki var. Bazıları kısa vadeli, bazıları uzun vadeli. Kısa vadeli olanlar Güneş'te çok şiddetli patlamalar yaşandığı anlar. Eğer bunlar dünya yönünde ise uzayla bağlantılı altyapımızı etkileyebilir. Yani cep telefonlarımızla bağlantılı şeyler, banka kartı kullanımı, tüm bunlarla hepimiz aslında birer uzay aracı kullanıcısıyız. Yani güneş fırtınaları bu şekilde uzay araçlarımızı etkileyebilir. Solar Orbiter, Güneş'in yakın görüntülerini almak ve Güneş fırtınalarını incelemek için yıldıza 45 milyon kilometre uzaklıkta bir mesafeye ulaşacak. Güneş'e Merkür'den daha yakın bir mesafede bulunacak olan uzay aracı 500 derecelik bir ısıya maruz kalacak. Buna dayanabilmesi için karbon fiber ve titanyum bir kalkana sahip olacak. NASA'da Ağustos'ta Güneş'e şu ana kadarki en yakın mesafeye varması planlanan Parker Solar Probe adlı aracı uzaya göndermişti. Aracın Güneş'e 6,2 milyon kilometre mesafeye kadar yakınlaşması ve atmosferini incelemesi planlanıyor. ESA, iki misyonun işbirliği içinde yürütüleceğini kaydetti. Solar Probe, Solar Orbiter için gerçekten tamamlayıcı bir misyon. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Solar Probe'un daha cüretkar bir yörüngesi var. Güneş'e daha fazla yaklaşacak. 1400 derece sıcaklığa maruz kalacak. Ama aşırı ısı nedeniyle Güneş'e teleskoplarını doğrultamayacak. Yani Güneş'i doğrudan görüntüleyemeyecek. İşte burada Solar Orbiter devreye giriyor. Solar Orbiter, Parker Solar Probe tarafından toplanan yerel verileri sadece görüntülerle değil, farklı bir bölgede ölçülen yerel verilerle de tamamlayacak. Birlikte bu iki misyonun tek başına yapabileceğinden daha fazlasını yapabiliriz. Solar Orbiter daha fazla test için Airbus'un Londra'nın 50 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Stevenage'deki tesisinden Münih'e gönderilecek. 2020'de NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor. 2022'nin Nisan ayında ise Güneş'e en yakın mesafesine ulaşması hedefleniyor.